Mehdi'nin gelişini inkar edenlerin diğer bir iddiası ise, eğer Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini kabul edersek bu durumda bu ümmeti atalete sürükler. Yani Mehdi'yi beklerler, Mehdi gelecek Kudüs'ü fethedecek, Mehdi gelecek ümmetin önünü açacak. Mehdi Aleyhisselam gelecek, ümmet zafer kazanacak. Bu tür beklentilere Müslümanlar mağlup olurlar, mahkum olurlar, yatarlar, uyurlar. Böyle deniyor. Mehdilik yakın bir zamandır inkar ediliyor. İşte Batı düşüncesinin etkisiyle ifade ve izah edemediklerinden, pozitivist akla mahkum olduklarından belki reddediyorlar. Farklı aidiyetler buluyorlar eski uygarlıklardan, Şia'dan aidiyetler buluyorlar, reddediyorlar, inkar ediyorlar. Peki tarihe baktığınız zaman Selahaddin Eyyubi Hazretleri Mehdi'nin geleceğine inanıyordu. Ama Kudüs'ü Hazreti Mehdi gelsin, fethetsin demedi Selahaddin Eyyubi. Büyük bir ordu hazırladı. Camilere, mescitlere, tekkelere haber gönderdi. Eğer biz bu camileri doldurmazsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعَكُمْ لَيْنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ Eğer namazı ikame ederseniz Allah Teala sizinle beraber olacak, bizimle beraber olacak. O halde camileri dolduralım, Allah Teala'ya tevbe edelim, istiğfar edelim, ümmet olalım, o orduyu hazırlar, Kudüs'ün üzerine Selahaddin Eyyubi Hazretleri gider. Alparslan Selahaddin Eyyubi gibi o da Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanıyordu. Ama Doğu Roma'nın ordusuyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelsin savaşsın demedi. Osmanlı'nın akide, o dönemde telif edilen akide kitaplarında ya da Osmanlı medreselerinde okutulan akide kitaplarında Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği var. Fakat Hüdavendigâr, Sultan Fatih, Yavuz, Abdülhamit Han Hazretleri Mehdi Aleyhisselam gelsin, bu ümmetin önünü, yolunu açsın demediler.